209. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numani Bedahşi Kaddesallahu Sirrehul Aziz Hazretlerine yazılmıştır. Kendinin Mebde ve Meat adındaki kitabında yazılı bir bilgiyi açıklamaktadır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala seyyidil murselin ve alihi't tahirin ecmaîn. Seyyid Hazretleri kıymetli kardeşim Mir Muhammed Numan Allahü Teala ile olunuz. Buradakiler çok şükür iyiyiz. İnsana rahatlık veren o sarayınızda sizden ayrılırken kardeşim Muhammed Eşref Mebde ve Meat kitabındaki bir yazının açıklanmasını istemişti. Vakitler olduğundan bir şey anlatılamamıştı. Şimdi o yazıyı açıklamayı düşündüm. Böylece dostlarımın sıkıntısını gidermek istedim. O yazı şöyleydi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından bin ve birkaç sene geçtikten sonra, hakikati Muhammedi, kendi yerinden yükselerek, Kâbe'nin hakikatiyle birleşir. Bu zaman, hakikati Muhammedi ismi, hakikati Ahmedi adına döner, ve Zât-ı ilahinin masarı olur. İki isim de isim sahibi gibi olurlar. İsa Aleyhisselam gökten inerek Muhammed Aleyhisselam'ın dinine göre yaşayacağı zamana kadar hakikati Muhammediyenin yeri boş kalır. O zaman İsa Aleyhisselam'ın hakikati kendi makamından yükselerek hakikati Muhammediyenin boş kalmış olan makamına yerleşir. Cevap: Bir insanın hakikati demek taayyunu vücubi demektir. O kimsenin taayyunu imkaniisi bu taayyunu vücubinin zilli görüntüsüdür. Bu taayyunu vücubi Allahü Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Alim, Kadir, Mürit, Mütekellim gibi daha nice isimlerinden biridir. Allahü Teala'nın bu ismi o kimsenin Rabbidir. Yani ona gelen her feyiz bu isimden gelir. Bu isimle Allahü Teala'nın çeşitli bağlantıları vardır. Sıfat mertebesinde Allahü Teala'ya bu isim verilir. Sıfatlar Allahü Teala'dan ayrı olarak vardırlar. Şan mertebesinde de Allahü Teala'ya bu isim verilir. Şan mertebesi Allahü Teala'dan ayrıca var değil ise de bir bakımdan ayrıca vardırlar. Sıfat ile şan arasındaki fark sülük ve cezbeyi anlatan mektupta bildirilmişti. Anlaşılmayan yerleri varsa o mektuptan okuyunuz. Bu mektup birinci cildin 287. mektubudur. Şanın varlığı yalnız itibar ile yani bir bakımdan ise de bu şanın üstünde de başka bir bakımdan başka bir mertebe de vardır. O mertebe bu şanın mevdeyi vücudi itibarisidir. Allahü Teala'nın bu ismi bu mertebede de vardır. Bu mertebenin üstünde de daha başka bir bakımdan daha yüksek mertebe olur. Fakat insan gücü bunu anlayamaz. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mertebeyi de geçirildim. Fakat bu mertebenin üstünde insan yok gibi olmaktadır. Her ilm sahibinden daha büyük alim vardır. Arabi beyt tercümesi. Nimete kavuşana afiyet olsun. Savallı aşık bir damla ile doysun. Ehlullah yani evliya kendi yaratılışlarına, güçlerine göre bu mertebelere kavuşmakta birbirlerinden çok ayrıdırlar. Evliya arasında Allahü Teala'nın ismine yetişenler pek azdır. Çoğu bu ismin zillerinden bir zille bir görüntüye kavuşmuştur. Önce seyir ve süluk ile imkan mertebelerinden geçerek sonra bir zille kavuşurlar. Yalnız cezbe yolu ile de bu isme kavuşulabilir ise de bunun kıymeti yoktur. Bu isimden daha yukarı yükselenler pek azdır. Bir insanın hakikati onun tayyune vücubisine denildiği gibi onun tayyune imkaniyesine de denir. Bunları anladıktan sonra deriz ki Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her insan gibi alemi halk ile alemi emrden yapılmıştır. Onun alemi halkının Rabbi olan ismi ilahi Alim şanıdır alemi emrini terbiye eden de alim şanının bir bakımdan üstünde olan mertebedeki alim ismidir. Hakikati Muhammedi alim şanıdır. Hakikati Ahmedi alim şanının üstünde olan ve bu şanın mebdeyi olan isimdir. Bu isim Kâbe'nin de hakikatidir. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Rasulullah'ta bulunan peygamberlik hakikati Ahmedi bakımından idi. Hadisi şerifte, Adem aleyhisselam toprakla su arasındayken peygamberdim. Bildirilen bu peygamberlik idi ki, alemi i idi. İsa aleyhisselam kelimetullah olduğu ve alemi i emr ile bağlılığı çok olduğu için, Rasulullahın geleceğini Ahmet ismiyle müjdelemişti. İsa aleyhisselamın benden sonra Ahmet isminde bir Resul geleceğini, size müjdeleyiciyim dediğini Saf Suresi haber vermektedir. Dünyaya teşriflerinden sonraki peygamberliği hakikati Muhammediye bağlıydı. Belki de iki hakikate de bağlıydı. Rabbi yani terbiye edicisi, yetiştiricisi olan da hem bu şan ve hem de şanın üstündeki mertebeydi. Bunun için bu mertebedeki davet önceki mertebedeki davetten daha kuvvetli olmuştur. Çünkü o mertebedeki daveti yalnız alemi emri'deydi ve terbiyesi yalnız ruhaniyana yani ruhlara ve meleklereydi. Bu mertebedeki daveti ise hem alemi halkta hem de alemi emri'dedir ve terbiyesi hem maddeye hem de ruhlaradır. Bu dünyada onun maddi tarafını meleki tarafından daha kuvvetli yaparak insanlarla ilgisi çoğaltıldı. Böylece insanların faydelenmeleri kolaylaştırıldı. Allahü Teala sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarafını fazla açıklamasına emir buyurdu. Mesela Kehf suresi 111. ayetinde mealen onlara söyle ben de sizin gibi insanım bana vahyolundu buyuruldu. Sizin gibi buyurulması insanlığını kuvvetli bildirmek içindir. Bu madde hayatından Kâbe hayatına geçince ruhani tarafı çoğaldı. İnsanlara bağlılığı azaldı. Dine çağırmak nuraniyeti değişti. Eshab-ı Kiram'dan Aleyhimür Rıdvan birkaçı buyurdu ki: "Resulullah'ı defn işini bitirmeden kalplerimizde değişiklik duyduk." Evet, öyle oldu. Çünkü görerek olan imanları, görmeden olan imana döndü. İşleri görmekten işitmeye kaldı. O yüce peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bin sene geçtikten sonra ruhani tarafı öyle kuvvetlendi ki insani tarafını büsbütün örttü. Alemi halkı alemi emr halini aldı. Bunun için alemi halkından olanlar kendi hakikatlerine döndüler. Hakikati Muhammedi de yükselerek hakikati Ahmediye ulaştı. İkisi birleşti. Burada söylediğimiz iki hakikat onun alemi halkının ve alemi emrinin tayyunu imkanileridir. Tayyunu vücubileri değildir. Tayyunu imkani bu ta'yünü vücubinin zilli görüntüsüdür. Çünkü tayyunu vücubi yükselmez. İki tayyunu vücubi birleşmezler. İsa Aleyhisselam gökten inerek ahir zaman peygamberinin dinine uyunca, onun hakikati kendi makamından yükselerek, ona uyduğu için hakikati Muhammedi'nin makamına gelir. Onun dinini kuvvetlendirir. Bunun içindir ki, eski dinlerde, ulul azm peygamberlerin vefatından sonra, bin sene içinde yeni bir peygamber gönderilirdi. Bunlarla o peygamberin dini kuvvetlendirilirdi onun dininin zamanı bitince başka bir ulul azm peygamberle yeni bir din gönderildi. Muhammed aleyhisselam peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat sonuncusu olduğu için ve onun dini hiç değiştirilemeyeceği için onun ümmetinin alimleri peygamberler gibi oldu. İslamiyeti kuvvetlendirmek işi bunlara yaptırıldı. Bunlardan başka ulul azm bir peygamber de onun dinine sokuldu onun dinini kuvvetlendirmek işi buna da verildi. Hicr suresi 9. ayetinde mealen, Kur'an-ı Kerim'i sana biz indirdik, biz onu elbette koruyucuyuz buyuruldu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından bin sene geçtikten sonra, ümmetinden gönderilen alimlerin sayısı az ise de, bu İslamiyeti tam kuvvetlendirmeleri için çok yüksek olacaklardır. Rasulullah aleyhisselatu vesselam Hazreti Mehdi'nin teşrif edeceğini haber vermiştir. Bin sene sonra gelecektir. İsa aleyhisselam da bin sene sonra gökten inecektir. Bin sene sonra gelen evliyanın yükseklikleri eshab-ı kiramın yüksekliklerine benzemektedir. Her ne kadar peygamberlerden sonra en üstün eshab-ı kiram ise de sonra gelenler bunlara çok benzedikleri için hangilerinin daha üstün oldukları anlaşılamaz gibi olmuştur. Belki de bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öncekiler mi daha üstündür yoksa sonrakiler mi bilinemez buyurdu. Yoksa öncekiler mi daha üstündür yoksa sonrakiler mi bilmem buyurmadı. Çünkü hangilerinin daha üstün olduğunu biliyordu. Bunun için en üstün olanlar benim zamanımda bulunan Müslümanlardır buyurmuştu. Fakat çok benzedikleri için şüphe hasıl olduğundan bilinemez buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramın radvanullahü teala aleyhim ecmaîn zamanından sonra tabiinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn zamanının yüksek olduğunu bildirdi. Bundan sonra da tebe-i tabiinin zamanının üstün olduğunu bildirdi bunların da bin sene sonra gelenlerden daha üstün oldukları anlaşıldı. Sonra gelenlerin eshab-ı kirama çok benzemesi nasıl olur denilirse, şöyle cevap veririz ki, o iki asrın bu son gelenlerden daha üstün olması, belki onlarda evliya rahmetullahi teâlâ aleyhi mecmain sayısının çok ve bid'at sahiplerinin az olduğu için olabilir. Bunun için sonra gelenler arasında birkaç evliyanın o iki asırda bulunan evliyadan daha yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mesela Hazreti Mehdi rahmetullahi aleyh böyledir. Farisi Beyt tercümesi. Yine gelseydi eğer feyz Ruhül kutsten İsa mucizesi görünürdü herkesten. Fakat Eshab-ı Kiram'ın zamanı her bakımdan daha yüksektir. Bunun üzerinde konuşmak bile lüzumsuzdur. Önce gelenler onlardır. Naim cennetinde yakin olanlar onlardır. Başkalarının daha kadar altın sadaka vermesi, onların bir avuç arpa vermesinin sevabına kavuşturamaz. Allahü Teala dilediğini rahmetine kavuşturur. Mebde ve Meat kitabında yukarıda sorulan yazıların daha üstünde yazılı bilgiler de yukarıdaki cevabımızla açıklanmış oldu. Yani Kâbe'nin hakikati hakikati Muhammedi'nin Kâbesidir. Hakikati Muhammedi buna secde eder sözünün anlaşılması kolaylaşmış oldu. Çünkü Kâbe'nin hakikati hakikati Ahmedi'dir. Bu ise hakikati Muhammedi'nin aslıdır. Hakikati Muhammedi bunun zillidir. Bunun için hakikati Muhammedi buna secde eder. Sual. Kâbe onun ümmetinin evliyasını tavaf etmeye gelir. Onların bereketlerine kavuşmak ister. Kâbe'nin hakikati hakikati Muhammedî'den üstün olunca bu tavaf işi nasıl caiz olur? Cevap. Hakikati Muhammedî, Muhammed Aleyhisselam'ın mukaddes makamlardan indiği makamların en aşağısıdır. Kâbe'nin hakikati ise Kâbe'nin çıkabildiği en yüksek makamdır. Hakikati Muhammedî yükselirken ilk çıkacağı yer hakikatik Kâbe'dir. Onun yükselmesinin sonunu Allahü Teala'dan başka kimse bilemez. Onun ümmetinin evliyasının rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn yüksek olanları onun sallallahu aleyhi ve sellem yükseldiği makamların hepsinden pay aldıkları için Kâbe'nin bunlardan bir şeyler beklemesi olmayacak şey değildir. Farisi Beyt tercümesi. Topraktan çıkan gökleri açtı. Yer ile zaman geride kaldı. Mebde ve Me'at kitabının o yerinde yazılı olan bir incelikte böylece anlaşılmış oldu. Yani Kâbe'nin maddeden olan yapısı her şeyin secde yeri olduğu gibi Kâbe'nin hakikati de her şeyin hakikatinin secde ettikleri makamdır sözü anlaşılmış oldu. Çünkü her şeyin hakikati Allahü Teala'nın sonsuz isimlerinden bir isimdir. Bu isim o şeyin varlığı ve varlıkta kalması için lazım olan her feyzin kaynağıdır. Kâbe'nin hakikati bu isimlerin üstündedir. Bunun için bu hakikat her şeyin hakikatlerinin secde yeri olur. Evliyanın büyükleri hakikati Kâbe'den yukarı yükselir ve yukarıdaki nurları alarak kendi hakikatlerine inerlerse Kâbe onların bereketlerine kavuşmak ister. Mebde ve Me'at kitabında Ülül Azm peygamberlerin salavatullahü teala ve teslimatühü yükseklikleri de yazılmıştı. Yani birbirlerinden üstünlükleri bildirilmişti. O yazılar keşf ve ilham idi. Keşf ve ilham ise tam bilgi değildir. Onları yazdığım ve üstünlüklerini ayırdığım için pişman oldum. İstiğfar ediyorum. Çünkü açık delil bulunmadıkça o yolda konuşmak caiz değildir. Estağfirullah ve etûbü ileyh min cemî'i mâ kavlen ve fiilen. Mektubunuzda yazıyorsunuz ki, evdeyken sormuştum, taliplere tasavvuf yolunu öğretirsem iyi olur mu? demiştim. Hayır olmaz buyurmuştunuz, diyorsunuz. Her bakımdan olmaz dediğimi hatırlamıyorum. Şartlarına uymak lazımdır şartlara uymadan öğretmek iyi olmaz demek istemiştim. Şimdi de böyle biliniz. Şartlara uymakta titiz davranınız. Gevşeklik olmasın. Bildirmek lazım olduğu istiharelerle açıkça anlaşılmadıkça öğretmemelidir. Kardeşimiz Molla Yar Muhammed Kadime rahmetullahi teala aleyh de bunu söyleyiniz. Tarikatı öğretmekte acele etmemesini sıkı tembih ediniz kazancı çoğaltmayı değil, Allahü Teala'nın rızasını kazanmayı düşünmelidir. Sık sık halinizi yazınız. Talebenizden şikayet ediyorsunuz. Kendinizden şikayet etmeniz lazımdır. Onlarla öyle görüşüyorsunuz ki sonu üzüntülü olmaktadır. Üstad talebesinin karşısında iyi giyinmiş, kendine düzen vermiş olmalı buyurmuşlardır. Onlarla senli benli olmamalıdır arkadaşlık etmemeli, hikayelerle, latifelerle vakit geçirmemelidir. Vesselam.